Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere 5 dakikalık periyotlarda kullanabileceğiniz çok güzel çalışan bir yeni stratejiyi sizlere anlatacağım. Bu stratejiyi kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı paritelerde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız, vadeli işlemlerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü anlatmış olduğum strateji bir trend stratejisidir arkadaşlar. Doğru bir şekilde kullanıldığı zaman çok yüksek kar oranı alma ihtimalimiz yüksektir. Lütfen eğitim videolarımızı ve bu eğitim videomuzu can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ederim. Bugünkü stratejimizde iki farklı indikatör kullanacağız. Kullanmış olduğumuz indikatörlerin girdi ayarlarını değiştirerek mevcut periyotta yani 5 dakikalık periyotta maksimum kar oranını hedeflemeye çalışacağız. Umarım sizler açısından da faydalı bir eğitim videosu olacaktır. Bu tarzda eğitim videolarının devamının gelmesini istiyorsanız da eğitim videolarımızı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sizlerin beğenileri sayesinde ben sizlere her gün yeni eğitim videoları, yeni alsat strateji videoları yayınlamaya devam ediyor olacağım arkadaşlar. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Her zaman söylemiş olduğum gibi anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesinin niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi karşımda bir kripto para birimi olan Matic USDT karşımda. 5 dakikalık grafiklerdeyiz. Mevcut grafimiz 5 dakika olması gerekiyor. Çünkü en güzel ve en verimli çalıştığı grafik zaman dilimi 5 dakikalık periyotlardır arkadaşlar. Mumlarımız normal mum grafiği. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Göstergeler kısmına geliyoruz. Sizler için daha önceden favorilerimi eklediğim 2 tane indikatörüm burada. Buradaki indikatörleri açarken lütfen karşı tarafında bulunan yayıncılarının aynı olmasını özen gösterelim. İlk indikatörümüz EMA indikatörü, ikinci indikatörümüz ise ATR trend indikatörü arkadaşlar. Bunların üzerine birer kere tıkladıktan sonra indikatörlerimiz karşımıza gelecektir. İzninizle ekranımı büyütüyorum. İlk indikatörümüzü EMA'yı açıyorum. Hemen bunun girdi ayarlarına girdiler kısmına geliyoruz. 3 tane EMA'mız var. 3'ünün de girdi ayarını 32 yapıyoruz arkadaşlar. 32, 32, 32. Daha sonra kaynak kısımlarını ilki kapanış olarak kalıyor. Diğerlerinin kaynak kısmını birini düşük yapıyoruz, birini de yüksek yapıyoruz. Stil bölümüne geliyoruz. Renklerini ben değiştirdim. Beyaz, sarı, mavi olarak grafiğimizi daha net bir şekilde görünsün diye. Ve tamam diyoruz. Ardından ATR trend indikatörümüzün girdi ayarlarına geliyoruz. Öncelikle stil bölümündeki bütün şuradaki girdilerini kapatıyoruz. Sadece açık olacak girdi kısmımız bu alt tarafta iki tane girdi kısmımız olacaktır arkadaşlar. Girdiler bölümüne geldiğimiz zaman ATR periyodunu 200 yapıyoruz. ATR faktörünü de 8 yapıyoruz ve bu şekilde indikatör kombinasyonumuzu hazırlamış oluyoruz. Peki bu kombinasyonla nasıl bir al koşulu oluşturacağız? Nasıl bir sat koşulu oluşturacağız? Alım satım yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir doğru al koşulu nasıl oluşur? Bir doğru sat koşulu nasıl oluşur? Şimdi sizlere bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle bizim burada emaları belirtmemiz, görmüş olduğunuz gibi emalarımız bize bir birbirini takip eden paralel şeklinde bir tren çizgileri oldu ve bir kanal oluşturdu. Bizim için önemli olan şudur. Fiyatların hareketli ortalamalarımız yani kanal diyelim buradaki emalarımıza kanalın üstünde mi altında mı? Ardından ATR trendimiz düşen bir trend değil mi? veya da yükselen bir trend değil mi? Bunu dikkat et, buna dikkat etmemiz gerekiyor ve önceliğimizde şu olması gerekiyor. ATR periyodumuz yani ATR trendimiz eğer düşen bir trend içindeyse bizim oldukça long yönlü işlemlerden kaçınmamız gerekiyor. Ve genellikle short yönlü işlemlerde işlem almamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle bunu belirtelim. Ardından bizim için bir al koşulunun oluşabilmesi için EMA'dan destek almamız gerekiyor. O da şöyle olacak. 3 tane emamız biri kapanış biri yüksek biri de düşük fiyat hareketlerini alarak bir paralel şeklinde çizgi oluşturuyorlar bize. Bir trend yönünü belirliyor. Buradaki emalarımızın üzerindeki mum kapanışlarıyla bir long yönlü işlemleri emalarımızın altındaki mum kapanışlarıyla da bir short yönlü işlemlere işlem açmaya çalışacağız. Tabii ki de bunu açarken de bunun kararını bizim ATR trend indikatörümüz belirleyecek. Şimdi baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi arka tarafta kırmızı parsellerimiz mevcut. Yani ATR trendin düşen yönde bir trend olduğunu bize söylüyor. Bizim de bunu aldıktan sonra yapmamız olarak yapmamız olan tek şey fiyatın altında bir kapanışlar. Yani hareketli ortalamamızın altındaki, altındaki bir kapanışlara işleme girmemiz bizim için avantajlı olacaktır. Peki neye göre işleme gireceğiz? Şimdi arkadaşlar öncelikle sizlere şunu söyleyeyim. Bu stratejiyi kullanırken fiyat hareketli ortalamamızın altında bir mum kapanışı yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi buradaki mum kapanışı yaptıktan sonra dilerseniz bir mum daha bekleyebilirsiniz. Burada fiyatta kalabilirsiniz. Dilerseniz de yani stop olmanız gereken yerler hakkında sizlere bilgiler veriyorum. Burada mum altında bir kapanış yaptı. Bu mumun kapanışında yani şuradaki mum kapanışında burada işleme girebiliriz. Yani bu da bize yaklaşık dibe baktığımız zaman %2,5'luk bir kar oranını bizlere veriyor. 5 dakikalık periyotta gayet iyi bir kar oranı. Veya da arkadaşlar yine görmüş olduğunuz gibi ben sizleri fake sinyalden olabildiği kadar fake sinyallerden korumak için söylüyorum. Veya da eğer kasanız portföyünüz yüksekse de buradaki fake sinyal tarzındaki sinyallerde de işleme girebilirsiniz. Ama burada stop olmanız gereken yeri görmüş olduğunuz gibi burada direnç olarak belirlediği yani ATR trend bölgesi burası aslında bir direnç olarak belirleniyor. Burayı stop olarak belirleyebilirsiniz. Yani ne yapmış oluruz? Şurada bir short yönlü işlem girdik. Bizim direnç bölgemiz burası. Yaklaşık 0.83'lük bir zarar stopumuz var. Yani bunun tepesine koyduğumuz zaman yani oldu da bunun içinde kapattı. Burayı bir direnç olarak belirledik ve bunun üzerinde bir kapanış yaparsa ben stop olduğunu dedim. Benim buradaki stop oranında da %1.14 oldu. Fiyat buradan biraz yukarıya doğru çıktı. Benim burada işleme girmiştim. Şu mumun kapanışında hatta düzeltiyorum. Evet burada. Bunun kapanışında işleme girmiştim. Totele baktığımız zaman da arkadaşlar yani bana vermiş olduğu karda riske ettiğim karda %2.62. Yani burada işleme girersem ben stop noktamı ATR trendimin üzerinde bir mum kapanışı yaptığında stop olursam %1.14 %1. zarar stopum olmuş olur. Ama burada bizi zarar ettirmiyor. Görmüş olduğunuz gibi %2.62'lik bir karımızı alıyorum. Bu ilk mum için geçerlidir. Yani burada bu stratejiyi oluştur kullanırken ilk mum için geçerlidir. Eğer demiş olduğum gibi ilk mumdan sonra değil de işte altında bir kapanış yaptı. ikinci mumu da bekleyeyim. işimi garantiye alayım dedim. Ve ikinci mumda ben işleme girdim. O zaman buradaki stop noktamız bizim görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Buradaki çizgilerimizin yani hareketli ortalamamızın üzerine stop koyabiliriz. O zaman da ne olur? Buradan işleme girdik stop noktamızı buraya belirleriz. 0.41'lik bir stop losumuz olur fiyat oldu da yukarı çıkarsa ben tersi bırakırsa yüzde 0.41 stop olurum fiyat stop ettirmezse de beni yaklaşık yüzde ikiden fazla da kar oranını çok rahat bir şekilde alırım yine burada hareketleri hareketli ortalamaları takip ederek fiyatın devam edip edemeyeceğini de çok rahat bir şekilde anlarız. Eğer hareketli ortalamalarımız fiyat grafiğimizden uzaklaşıyorsa fiyatların düşen bir trende devam edeceğini öngörürüz yine aynı şekilde bu yükselen bir trend içinde geçerlidir yükselen bir trendi long yönlü işlemde isek ve fiyatlar yukarı yönlü hareket ederken hareketli ortalam ortalamamız fiyatlardan uzaklaşıyorsa da burada Yine aynı şekilde fiyatların yükseleceğini, long yönlü trendin devam edebileceğini öngörüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu short yönlü bir işlemdi. Yine baktığımız zaman bakın çok güzel bir şekilde yine bir burada short yönlü işlemimiz var. İlk mumu kapattı hareketli ortalamamızın altında ve ikinci mumu da kapattıktan sonra hareketli ortalamanın altında ben buradan işleme girerim. Ve buradan işleme girdikten sonra yaklaşık benim dibim %0.99 %1 diyelim. %1'lik bir ter oranım var. Buradayken benim stop olmam gereken yer neresi? Yani ikinci mumun kapanışında ben işleme gireceksem stop olmam gereken yer neresi? Hareketli ortalamamızın üstü. Yani en üst çizgimizin üstünde. Yani o da 0.15'lik bir stop loss oranı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani stop olmaktan korkmayın. Stop olmak sizi zarar ettirmez. Tam tersi sizlere para kazandırır arkadaşlar. Bizim trendimiz hala kırmızı olduğu için biz short yönlü işlemlerde devam etmemiz bizim için daha makul olacaktır. Yine baktığımız zaman bakın burada bir short yönlü işlemdeyiz ama burada bir long yönünde fiyat yükselmiş. Gayet iyi bir şekilde yükselmiş. Ama bu şekilde risk, riskli olan işlemlere girmekten kaçınmamız bizim avantajımız olacaktır. Çünkü bakın burada da üzerinde bir kapanış yapmış, fiyat aşağı düşmüş. Burada da üzerinde bir kapanış yapmış, fiyat aşağı düşmüş. Burada da üzerinde bir kapanış yapmış, fiyat yine aşağıya düşmüş. O yüzden bizim kendimizi bu tarz işlemlerden korumamız gerekiyor. Yine baktığımız zaman yine bir short yönlü bir işlem. 5 dakikalık bir grafikte. ikinci mumumuz görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamamızın altında bir kapanış yaptı. Ve ben kapanış yapan yerden short yönlü işleme girdiğim zaman yaklaşık benim dibim 0.82. 0.82'lik bir kar oranını ben cebime almış oluyorum. Stop noktam neresi olacaktı? Baktığımız zaman da bunun Şurada kapattı, şunun üstte olacaktı. Bu da 0.36'lık bir stop loss koymuş olacaktım kendime. Ve yine buradan karlı bir şekilde işlemden çıkacaktım. Bunu unutmayalım. Bu benim söylemiş olduğum arkadaşlar. Eğer ikinci mumda giriyorsak, eğer ilk mumun kapanışında işleme giriyorsak, yani şuradaki mumun altında bir kapanış yaptı ve ben işleme burada gireceksem, benim yapmam gereken şey neydi? Hareketli ortalamamızın yani bunun altında bir kapanış yaptıysa ben yaklaşık bunun üzerinde bir kapanış yaparsa yani trend ATR trendimizin üzerinde bir kapanış yaparsa stop olmam gerekiyor. O da bana 1.26'lık bir zarar oranı veriyor. Yani stop loss oranı veriyor. Ama bu trend henüz görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde onun üzerinde bir kapanış yapmadığı için de totele baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bakalım. Hotele baktığımız zaman daha yüksek karımızın olduğunu görüyoruz. Ve altında bir kapanış. Yani fiyat yaklaşık buraya gelse hemen hemen yaklaşık %3.40'lıkta %3.36'lıkta bir karımız olmuş oluyor. Çünkü buradaki kurala uyarsak ATR trendimizin üzerinde bir mum kapanışı gelmedi. Gelmediği için de oradaki kurala uyduğumuz sürece de buradan karımızı alacağız. Yine bir short yönlü işlemdi ve long yönlü işlemlere bakıyoruz. Bakın burada bir long yönlü bir işlem gelmiş. Yani trendimiz görmüş olduğunuz gibi yeşile dönmüş ama yine burada short yöndeyiz çünkü fiyatlarımız hareketli ortalamanın hala altında. Ve fiyatlarımız hareketli ortalamanın altında kaldığı sürece biz işlem açamayız arkadaşlar. Yani işlem açamayız derken short yönlü işlemler açamayız. Bunu unutmayalım. Düzeltiyorum long yönlü işlemler açamayız. Kafam karıştı. Fiyatların hareketli ortalamanın üzerinde olması gerekiyor ki bizim long yönlü işlemler açabilmemiz için. Yine geriye doğru gittiğimiz zaman bir long yönlü işlemlere bakalım. Evet, long yönlü işlemlerimiz burada. Short'un tam tersini uygulayacağız yine burada. Short yönlü işlemler. Burada ne yapacağız peki? Bu sefer de hareketli ortalamamızın üzerinde bir mum kapanışı olacak. ikinci mum olacak yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi. İkinci mumumuz olacak ve trendimiz ATR trendimiz yeşil olacak. Baktığımız zaman evet ikinci mum kapanışı gelmiş. ATR trendimiz yeşil. Ve ben buradan artık işleme girelim. Ben işleme buradaki mumla girdikten sonra arkadaşlar yani şuradan itibariyle girdikten sonra yaklaşık benim tepem şurası tepem olsun 0.45'lik bir kar oranım mevcut. Beni stop nerede ettiriyor? Şurada ettiriyor. Yani bakın hatta beni stop ettirdiği yer Pardon tam burada et diyor. Çünkü bir tane uzun bir mum atmış 33'lük buradaki karımı almış benden. Görmüş olduğunuz gibi yani böyle şeyler olabilir. Ama burada yeşil bölgemiz alt tarafa yakın olduğu için hani bir uyanıklık yapıp ben derim ki işte buradaki yeşil bölgeye ben bir stop koyayım. buraya fiyat burada bir kapanış yaparsa buradan işlemden çıkarım derim. Mesela örnek veriyorum sizlere tamamen bilgi amaçlı hani nasıl daha farklı değerlendirebiliriz diye. Buraya bir stop koyarım. Fiyat buradan bunun altında bir kapanış yaparsa, ATR trendimizin altında bir kapanış yaparsa o zaman stop olabilir mesela. Bu bir örnek. Çünkü niye böyle söylüyorum? Çünkü hem burada kırmızı hem burada yeşil olması bize bir destek bölgesi olarak çalıştığını gösteriyor. Yani bunlar arkadaşlar silinip sonradan eklenen bir şey değil. Bu tamamen fiyat yönünde trendi belirlemesi için atılan renklerdir. Yani ATL trendimizdir. Fiyat burayı görmüş olduğunuz gibi bakın bir destek olarak görmüş ve buradan tekrardan tepki almış ve işleme devam etmiş. Görüldüğü gibi yine aynı şekilde short işlemleri yine burada girmeyiz ama bir short yönlü işlemde long yönlü işlemlerde short yönlü işlemlere bir nebze olsun girebiliriz. O da nasıl olur? Örnek veriyorum. İşte altında bir kapanış yaptıktan sonra fiyatın buradan tepki alma ihtimalini değerlendirip işte oraya kadar işlem açıp oradan işlemden çıkabiliriz. Ama tabii ki de yakın stoplarla. Örnek veriyorum burada bir işleme girdiysek hemen buradaki mavi çizgimizin üzerinde bir mum kapanışı yaptığında bizim short yönlü işlemi kapatmamız daha sağlıklı olacaktır. Yine baktığımız zaman bir yeşil trendimiz söz konusu ve fiyatlarımız hareketli ortalamalarımızın üzerinde kapatmış. İkinci mumumuz da gayet sağlıklı bir şekilde gelmiş. Burada bize bir al sinyalini oluşturmuş. Al sinyali verdiği yerden itibaren yaklaşık tepemiz %0.65 dakikalık periyot için gayet sağlıklı bir kar oranı burada 0.60'lık kâr oranımızı alırız stop olmamız gereken yerde arkadaşlar neresi oluyordu hemen hareketli ortalamamızın altı olacaktı orası da 0.18 yani 0.18'lik bir zarar stop 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 loss koyduğumuz zaman bizim kaybedeceğimiz miktar 0 yüzde 0.18 ama kazanacak olduğumuz miktarda 0.60'lık bir kar oranı. O yüzden stop olmaktan korkmayın ve işlemlerde olabildiğiniz kadar aktif bir şekilde ilerlemeye çalışın ve kurallarından şaşmayın arkadaşlar. Çünkü kurallardan bir kere şaşarsanız zarar etme olasılığınız çok çok fazla yüksek olacaktır. Her zaman çok sevdiğim bir söz var. Trendin yönüne, yani trendin tersine işlem açma derler trendin tersine işlem açma. Görmüş olduğunuz gibi yine bir long yönlü trenddeyiz. Yine görüldüğü üzere bize buradan bir al sinyali veriyor. Bir long yönlü sinyal ve buradan artık işleme giriyoruz. Trendin yönünde olduğumuz sürece ve kurallarımıza uyduğumuz sürece yani şuradan tepeden en tepemiz yaklaşık 0.78'lik bir kar oranımız var. Buradaki sisteme, buradaki görmüş olduğunuz gibi kurallara uyduğumuz sürece 0.78'lik kar oranını alırım. Çünkü bu aralarda hiçbir şekilde hareketli ortalamanın altında fiyat kapanışı yapmamış. O yüzden trend hangi yöndeyse benim de işlemimi o yönde kullanmam gerekiyor. Eğer benim buradaki alttaki yeşil bulutlarım kırmızı olsaydı long yönlü işlem açmayacaktım. Short yönlü işlem açacaktım. Eğer trend bana sen long yönlü işlemdesin diyorsa bana benim long yönünde işlemler açmam gerekiyor. Ve daha sağlıklı bu işlemleri kullanabilmeniz için de örnek veriyorum. İşte biz şu anda kripto para birimi olan Matic üyesiyiz. Bunun 4 saatlik grafiğine de bakabilirsiniz. 1 saatlik trendine de bakabilirsiniz. Sonuçta bu indikatörü 1 saatlik grafikte açtığınız zaman size 1 saatlik trendin yönünü belirleyecek. Ya düşen bir trendidir ya yükselen bir trenddedir. Örnek veriyorum 1 saatlik periyotla yükselen bir trendde ise gelirim 5 dakikalık periyoda bakarım. 5 dakikalık periyotta yine aynı şekilde 1 saatlikte yükselen bir trenddeyken 5 dakikalık eğer bir düşen trenddeyse orada işlem açmam. Ne zaman ki 5 dakikalıkta da yükselen bir trende geçerse ve bu bir saatlikteki yükselen trende devam ediyorsa ben yükselen bir trend yönünde işlem açarım ve long yönlü işlem açıp oradaki karımı belirlerim, karımı alırım, alırım, stop noktamı belirlerim, stop yerime gelirse stop olurum eğer gelmezse de belirlemiş olduğum kar oranımı 5 dakikalık grafiklerde çok rahat bir şekilde alırım arkadaşlar ve bu da benim kazancım olur. Anlatmış olduğum eğitim videosunu beğendiyseniz de ve hoşunuza gittiyse arkadaşlar lütfen bu videoların devamının gelmesi için eğitim videolarımızı beğenmenizi rica ediyorum. Çünkü sizin beğenileriniz sayesinde ben her gün sizlere farklı farklı içerikler anlatıyorum. Sizin beğenileriniz benim için önemlidir. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın. Bol kazançlar arkadaşlar.